Herkese selamlar arkadaşlar. Bir bakalım hangi futbolcu serimizin 5. bölümünde. Konuğum ve rakibim Mert Yüksektepe. Evet, bugün farklı bir ortamdayız. Ben böyle kaldım. Bütün program böyle hangisi? Bugün farklı bir stüdyodayız. Yeniliklerimiz var kartlarımızda. Hani senin için bayağı bir ciddi bir efor var. Ya mikrofon şurada ya, kalp sesimi duyuyorum bilmiyorum, fena heyecanlıyım. Evet. Bak mikrofon inanılmaz, prodüksiyon inanılmaz, ortamın böyle olması bence izleyicilerimize samimiyeti hissettiriyor. Aynen arkadaşlar, bu normalde daha büyük stüdyolarda beğenenler işte. Bir dakika, bunu beğenenler beni mahcup etmeyin. Videoya bir beğeni atar mısınız? Ben oradan inanacağım. Teşekkürler. Ya da yorum atabilirsiniz. Yorum da olur. Her türlü beğendiğinize dair. Yani böyle baktık hani kamera kadrajlarına, ikimizin de çok içine sindi. Daha samimi bir ortamımız var şu an. Şimdi kuralları çok basit. Henüz daha önce bu formatı izlemedim. Beğenenler için de çok kısaca anlatıyorum. İkimiz de birer oyuncu seçiyoruz. İkisi de aynı değil mi? Bunu belirtmek İkisi istiyorum. De aynı oyuncular. Tamam. Sadece yerleri farklı. İkimiz de birer oyuncu seçiyoruz. Birbirimize çeşitli sorular sorarak o oyuncunun kim olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken bir soruyu sadece bir kere sorabiliyoruz. Bir kere daha soramıyoruz. Yani iyi yerlerde kritik soruları değerlendirmek lazım. Ben o zaman lazım. Senin sorularını not alacağım. Aynen öyle. Yani benim sorduğum soruyu sen sorabilirsin ama sen iki defa aynı soruyu soramazsın. Takipçilerimiz de tekrara düşerse yazsın. Yazsınlar aynen. Yazsın. Daha önce çok maalesef bu oyunda hata oluyor. Kafa hakkım yenmesin karşı. Size emanet. Misafirim burada, size güveniyorum. Takipçilerine güveniyorum. Aynı şekilde. Evet, hız kesmeden başlayalım. İlk soruyu sen soracaksın ama öncesinde birer oyuncu seçeceğiz. Bir dakika, ben niye soruyorum? Eksi mi basmak? Yok, tamamen, başlamak eksi tamamen mi? Tamamen pozitif bir başlangıç. İyi yani, mi? Tabii. Taş kağıt makas yapalım, ben eşitlikten yanayım. Tamam. Gel. Buyurun. Tamam. Bilerek kaybettim bu arada. Net bir şekilde bilerek kaybettim. Şey, o bölüm öncesi taş yapacağım, haberin olsun. Şimdi başlıyorum o zaman. Evet. Bir oyuncu seçiyorum. Şimdi, oyuncuyu seç ve şöyle bir iki GoPro'nun da göreceği şekilde bir oynat. Ben buldum oyuncumu ya. Buldum. Şöyle gösteriyorum. Siz? Buyurun buyurun. Daha çok seçeceğiz. Şöyle aynı anda gösterelim. Benim seçtiğim oyuncu ve Mert Yüksektepe'nin seçtiği oyuncuyu zıngır ekranlarda zıngır gördünüz. Evet. Hatta düştü. Hatta gitti. Gitti. Evet. İlk soru senden. Buyursunlar gelsin. Saçı boyalı mı? Seçtiğim oyuncunun saçı boyalı mı diye bir soru geliyor. Güzel bir soru gibi. Güzel bir soru. Ama buralarda nasıl sıkıntı yaşıyorsun biliyor musun? Ben hayır diyeceğim. Sen boyalı olan 2-3 kişiyi indireceksin. Buyursunlar. Ha. Benim seçtiğim oyuncunun saçı boyalı değil. Orijinal. Bir dakika, bu soruyu ben sordum ya. Evet. Şimdi sen cevabına göre. Aynen. Hayır hayır. Cevabına göre. Şimdi ben sana dedim ya. Saçı boyalı değil. Sen saçı boyalı olanları indireceksin. Tamam. İndir abi. Buyursunlar. Başla. Barış Alper gitti büyük bir ihtimal. Saçı burada boyalı birkaç kişi var zaten. Ha varmış yine. Var var. Bir dakika. Var var. Neye kafanız takıldı acaba? Neyse. Yayında toplayacağız. Yayında toplayacağız. Bir şey yapacağız. Kaç kişi indi? 1, 2, 3, 4, 5 kişi indi. Güzel. Fena değil. Çok boyalı yok ya. Evet, kritik başlıyorum. Sert başlayacağım. Tamam. Seçtiğin oyuncu dört büyüklerde mi oynuyor? Ya böyle soru mu olur ya? Kerem. Ben sorabilirim. Böyle ya, ismini söyleyeyim ya sana. Yazayım ve göstereyim ya. Ya Kerem. Ben dakika sorarım. Bir dakika, ben de bu soruyu yazayım. Bu soruyu unutamam zaten. Evet, aynen bu soru zaten bu seride kesin sorulur. Evet, tamam. Bu arada arkadaşlar, şu an gördüğünüz futbolcular Mert Yüksektepe'nin ağırlıklı olarak tanıdığı ve video çektiği oyuncular. O yüzden hani böyle hem süperlik... Sen mesela özel sorabiliyor musun öyle sorular? İstersen her şeyi sorarım. Senin işin daha kolay. Tabii. Video çektim. Aynen öyle. Video çektim mi diyorum, 10 kişi eğleniyor. Şöyle yapayım. Çekmiyorum ya. Evet. Seçtiğin şimdi oyuncu 4 büyüklerde mi oynuyor? Yapma ya. 4 büyüklerde oynuyor mu? Evet. Oynamıyor. Oynamıyor. Tamam, çok güzel oldu. Emirhan Topçu gitti. Dört büyüklerin hepsini eliyorsun. Tabii. Çağlar gitti. Barış Alper gitti. Semih gitti. Mert Hakan gitti. Osimhen gitti. Edin Vizce gitti. İrfan gitti. Icardi, Kaan Ayhan. Rafa Silva, Cenk Tosun. Direkt bitti ya. Ay, Ozan Trabzon'a gitti. Ve evet. Hazır takipçilerimiz kartları görmüşken ilk defa. Kartlarda da bir yeniliğe gittik. Daha önce çok bu oyunda sıkıntılar yaşadık. Sen mi yapıyorsun? Ben yapıyorum. Bu sefer sol üstte oyuncuların yaşlarını, sağ üstte ise mevkilerini yazdık ki kafa karışıklığı olmasın. Tabii sorularda da cevaplarımız. Aynen sorularda da bir cevaplarımızda da biraz daha böyle takip ederken de evet daha güzel olur. Aynen zor oluyor öbür türlü. Dört büyüklerde oynadı mı? Aynen. Aynı soruyu sorabiliyorum değil mi? Tabii ki sorabiliyorum. Sorabiliyorum. Tabii ki sorabiliyorsun. Ama bunu soruyu sordum ya mesela. Evet. Başka soramıyorum. Yok, aynısı olmaz. Mümkün. Soramı saklasam ya. Sen nasıl istersen.
çok... Sordu sorarım bak. Tamam dur bekle, cevap verme. Hemen cevap verme, bekle dur. Şöyle... Hayır. Yaş ortalaması 30'dan büyük mü? Ya yaşı 30'dan büyük mü? Evet. Yaşı 30'dan büyük. Şimdi 30 yaşından... 30 yaşından küçük kim varsa indiriyorsun. 30 yaşından küçük kim varsa indiriyorsun. Aynen. Çünkü 30 yaşından büyük benim seçtiğim oyuncu. Bu sefer bu bölümde herhangi bir hata olmayacak... İki aklı başı yerinde yaşı, Arda. Yaşı bir seviyeye oturmuş insanız burada artık hata yapmak olmasın. İstemiyoruz ya. Ne durumdasın? Kaç kişi kaldı? 30'u da indiriyor muyum böyle bir soruda? 30'u da indir hadi, bu da sana bonus mu olsun? Normalde bunu olmasın, belirtmen olmasın, lazım. Olmasın. Yo, indir, olmasın. 30 güzel gidiyor değil. Çünkü ya. Bir iki soru daha olur. Yani. Tamam. Olur. Hem de rekabet heyecanlısı. Hayır olsun. Bence indir bu arada. Tamam. 30 yaşındakileri de indirebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Herkes şu an 30 plus değil mi? Evet. O zaman... Benim sorum geliyor. İstersen bu soruyu... Ben pat diye ismi söyledim. Yanlış mesela. Oluyor mu öyle bir şey? Olur. O da bir soru. Oyuncu atıyorum Abu Bakar mı? O da bir soru ya. Filmin sonunda. Abu Bakar elendi. Aynen. Abu Bakar elendi. Tamam. Bir kişiye edersin tamam. Yani. Tamam. Sen de soruyorsun. Şimdi iğrenç bir soru soracağım. Burada hepsini dökeceğim. Ben. Evet. Seçtiğin oyuncunun giydiği formada kırmızı renk var mı? Bunlar nasıl sorular? Arkadaşlar bunlar önceden... Bu önceki programlarda var değil mi? Bir şey diyeceğim. 4 bölüm var. Kırmızı var mı? YouTube'da da yüklü. Kırmızı sen var. Sen de girip izleyebilirdin. Kırmızı tamam. Var. Ben izledim. Tamam. Kırmızı var mı? Sadece her soru. Kaçırdığım sorular var mı? Sardık belki. Denk gelmedi. Çok hızlı oraya. En çok izlenen yere bastım. Evet. Şimdi kırmızı var mı? Kırmızı olmayanlara mı indiriyorum? Hayır. Sen bir soruma cevap ver. Ben sordum cevap ya. Cevap vermek istemiyorum ya. Bu nasıl bir kaçamak ya? Soruyu bir... sordum. Soru yok oldu. Kırmızı yok. Kırmızı yok. Hadi buyurun. Hatay'ı indiriyorum. Emre Kılıncı'yı indiriyorum. Raşit Gezer Rize'de. Rize'de yok. Forma rengi kırmızı. Nazım Sangare'de indi. Buyursunlar abi. Asıl ben kozumu kullanmadım. Kero. Tamam. İlk geliyor. Turu alan, ilk turu alan genelde yürür. Ben sana söyleyeyim. Üç büyüklerde... Bir dakika. Çok kritik bir soru var burada. Harbiden çok kritik bu arada. Bak oynuyor mu ve oynadı mı arasında çok ince bir çizgi var. İkisi farklı soru. Evet. Çok ince bir çizgi var, onu kestiremedim. İlk üç tur, büyüklerde. İlk turda. Sana da buraya 4 büyükler yazmışım. Bak 3 dedim. 4 demedim. 4 büyüklerde oynadı mı sorusuyla 4 büyüklerde oynuyor mu arasında çok fark var. Evet. 3 büyüklerde 4 büyükler arasında da çok büyük fark var. Trabzonlu da burada oynuyor. Evet. Fark eder zaten yani. 4 büyük ama şeyi düşünüyorum ya. Sorsam bir dakika şöyle bir bakayım abi. Sor abi. Korkan'ın ne zaman çocuğu mu? 4 büyüklerde oynadı mı? Daha genel bir soru geldi. Oynadı. Oynadı, oynamayanlara ediyorum. Aynen. Ulan soruyu ters sordum. Evet, bu arada. Bence göte gitti soru, ben diyeyim sana. Orada bir kişi indirirsin. Hadi indir. Hadi, hadi. Yok mu başka? Hepsi oynamış mı dört büyükler? Kafama. Ya bu soru burada harcanmaz ya. Evet, ya. Tamam güzel. Bu soruyu sakladım diye böyle oldu ya. Geliyor, hazır mısın? Evet. Oyuncun bir İstanbul takımında mı oynuyor? Evet. Güzel. Efecan gitti. Raşit Gezal gitti. 5 oyuncumuz kaldı. Serdar Güller, Emre Akbaba, Aytaç Kara, Caner Erkin, Miguel Crespo. Buradaki 4'üyle bir geçmişin var senin. Kesin onlardan biri bakalım. Bir dakika şimdi. Evet. İstanbul takımının sorusu da gitti. Ben İstanbul takımından değilim. Seçtiğin oyuncu. Evet. Şu an İstanbul'da mı oynuyor? Hayır. O zaman oynuyorum. İstanbul'da oynayanları eliyorum. Aynen öyle. Eledim abi. İstanbul'da oynamıyor İstanbul, seçtiğim bir dakika. Maç. Bir dakika bu İstanbul'da oynamıyor. Bir dakika farkları arkadaşlar ne yapıyor? Bu İstanbul'da oynuyor. Bu İstanbul'da oynuyor. Bu İstanbul'da oynuyor. Bu İstanbul'da oynuyor. Bu da İstanbul'da oynuyor. Oğlum çok zor birini seçmişsin yalnız. Sana tek atayım mı? 5 oyuncum var. Söyle. Bunu 2'ye de indirebilirim. 3'e de indirebilirim. Ya yapma. Gene çirkin bir soru sorma. Geliyor. Gene. Arkaya doğru bam. Seçtiğin oyuncu Başakşehir'de oynadı mı? Aytaç Kara geliyor mu? Oynamadı. Oynamadı. Hayır, bir dakika. Oynadı, oynadı. 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 Hadi bakalım. Aytaç Kara indi, Emre Akbaba indi. Oynamayanları sildi. 3 tamam. Kişi kaldı. Bende de 3 kişi var. Çok bariz. Şimdi... Çok bariz. Burada şimdi... tek atacağım birazdan. Yapma, benim tek atmam. Evet. Şu an soracağım bir şimdi de 2'ye indirebilirim. Evet. Çok kritik bir yerdesin. Burada iyi kullan yani. Seçtiğin oyuncu tamam. Karadeniz'de mi oynuyor? Evet. Bir kişi mi kaldı? Hayır. Karadeniz'de mi oynuyordu? Hayır şöyle oluyor. Evet dedin. Ben oynayanları mı siliyorum? Evet. Oynamayanlar gidiyor. Evet, çünkü oynuyor. Soru yanlış sordu. Ya soru yanlış sordu. Çıldırırsın. Üçü de Karadeniz'de mi? Hayır. Şu ikisi. Bak şimdi. Şu Karadeniz'de oynamıyor. Yine iki kişi kaldı.
Güzel. Sıçtık. Şu an bu arada ben de tam aynı durumdayım. Benim de ya 1'e düşecek ya 2'ye düşecek. Çok tabii. Aynıyız. O yüzden bir tane sorum var benim. Sen burada vurdun vuramadın. Aynen ben vurdum. Evet. Seçtiğin oyuncu. Fenerbahçe'de oynadı mı? Oynadı. 2'ye mi düştü? 2'ye düştü. Ben buldum ama. Bir dakika. Şimdi benim teke düşürmem lazım bunu. Evet. Koz benim elimde değil mi? Doğru. Sor. %50 şansın. Abi iğrenç blöf oynuyorsun zaten. Anlamıyorum hareketlerinden. Ben çok acayip bir adam seçtim bu arada. Oyuncun Edin Visca'ma. Bravo. Bildin mi? Bravo. Çünkü nerede yakaladın biliyor musun? Seni o kadar iyi tanıyorum ki. Dedim ki. Şey dedin ya. Oyuncu acayip bir oyuncu dedin ya. Dedim ki büyük ihtimal hani Beşiktaş vesaire kariyeri olan hani şimdi Edin Visca'yı ben çok seviyorum ayrı. Hı-hı. Ama Reşit Gezal da Beşiktaş'ta yaptığı işler falan. Aynen. Beşiktaş'ta bir Rizeli o kaldı değil mi? Şu an iki kişi var. Evet. Aynen. Şu an Edin Visca zaten. Kazandın mı? Kazandım. Eğer ben olsaydım seçtiğin oyuncu Caner Erkin mi diyecektim? Caner Erkin'di. Caner Erkin'di büyük ihtimal. Çünkü Miguel Crespo'yla da Caner Erkin. Neyden korktun biliyor musun? Soru soruyorsun ya. Her seferinde diyorum ki. Allah'ım diyorum. İnşallah çektim bir video denemez. İnşallah bir de çektim bir denemez. Şimdi öyle bir soru var ve ben onu soracağım. Ama ilk turda değil. İşte. Daha var. Daha iyi sorularım var. Onları saklıyorum ben merak etme. Şu an 1-0. Evet. Evet. Durum 1-0. Geçiyoruz ikinci tura. İlk bu sefer soruyu ben soruyorum. Şimdi öncelikle güzel iki oyuncumuzu seçelim yine. Benim seçtiğim oyuncu çok net açık yani. Hani ötesi yok yani. Aşırı belli seçtiğim oyuncu. Çok belli seçtiğim oyuncu. Şöyle gösterdim. Siz göstermek ister misiniz kameraya yoksa değerli takipçilerimiz daha beklesin. Yok düşünüyorum şu an. Titretti. Titrettiyse. Titretti yarıda. Tanıdığı biri. Evet geldi o mübarek soru. Seçtiğin oyuncunun seninle bir videosu var mı? YouTube videosu. Ya ben bunu ama az önce ya kendi ya Allah'ım ya. Yani şey derim ben topuğa sıkmak tak tak tak. Benle videosu olanlar kalıyor mu? Kalıyor. Eğer evetse cevap. Seçtiğin oyuncun var mı ya videosu? Evet. Dur ben yapıyorum sen ne yapıyorsun? Soruyu ben soruyorum sen mi indiriyorsun? Bak yine gitti sen de. Darman duman oldu. Dağıldım bu soru beni dağıttı ya her şeyi indireceğim. Var mı sorun? Sigortayı indireceğim. Var mı sorun? Var. Ben şimdi onaylatmak için gidiyorum emin olmadıklarımı. Emirhan Topçu'yla yok. Abu Bakar'la yok. Emre Kılınç'la var mı? Yok. Yok. Raşit Gezal'la yok. Çağlar'la yok. Nazım'la var. Sangare'yle. Yok. Visca var. Osimhen'le inşallah bir gün daha var. Yok. Daha yok yani. Mert Hakan'la var. Crespo'yla yok. Semih'le yok, Barış Alper'le yok, Kaan'la yok, Icardi'yle yok, Caner Erkin'le var, İrfan Can'la var, Serdar Gürler'le var, Efe Can'la var, Rafa Silva'yla yok. İnşallah o da yakında. Emre Akbaba'yla var, Cenk Tosun'la var, Aytaş Kara'yla var, Ozan Tufan'la var, Yusuf Sarı'yla var. Oha. Evet, güzel Türk bir gurme bir kadro. Aytaş Kara'yı denir, Aytaş yok. Aytaş Kara'da yokmuş, çok pardon. 2, 4, 6, 8, abi 10. Adam şuna bitirdi zaten. Senin yani. Şu an buradaki 10 futbolcuyla YouTube videon var. İzlesinler mi? Öyle yapacağız. Gerçekten bu videodan sonra devamının gelmesi buradaki için. Merak ettiğiniz futbolculardan herhangi birini videosunu izlemek istiyorsanız eğer Mert Yüksektepe'nin YouTube kanalında gitmeniz hepinizi yeterli. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Orada da bomba içerikler var. Ben İlerleyen mesela, dönemde de yine birlikte içerik ben bir kere daha Cenk Tosun'la mesela video çekeceksen %100 dahil olmak istiyorum. Onun söylediğin şu taktiğin ne? Ben estiriyorum. Nasıl sanırım. Kafayı biraz eğiyorsun? Kafayı biraz o bölümü eğiyorsun. De izlesinler bence. O bölümü izleyin arkadaşlar. Cenk Tosun, Mert Yüksekköpe'nin videosunda senle bir şut. Olan videomuzda da taktik kısmı. Evet o taktikte de var. 100 şutta belki hatırlayanlar olur. Kesin onu izlemeyenler taktik varsa aranızda şey 100 şutu da izleyin. Orada bakın. Öncesindeki vuruşlarımla sonraki vuruşlarımla. Aynen bir anda toparladı. Kero. Gelsin. Sana öyle bir soru sormam lazım ki. Delik deşik etmen lazım. %50 yapman lazım. Seçtiğin oyuncu orta saha oyuncusu mu? Seçtiğin genel orta saha oyuncu. Bravo çok güzel bir soru. Hemen kontrol ediyorum çünkü artık niye üzerinde yazıyor arkadaşlar. Orta saha oyuncusu değil. Bütün orta sahaları indiriyorum. Genel orta saha. Abi yine Tufa'ya geldik arkadaşlar. MO. MO'ları indiriyorum. MO ve MOO'lar. M ile başlayanları indiriyorum. Hayır, merkez orta saha. Başka da yok. Ben genel sormuştum. Olsun. Hani olsun bilmiyordum ama. Onu halledeceğiz. Böyle öne geçeriz dedim ama. Hiç problem değil. Hiç problem değil. Buradaki veriler de bu arada Transfermarkt'tan baktım. Hiç yani garanti alayım diye. Mevkiler orada neydi? Ya olur şaşar beşer. Aynen. Şey çünkü birçok oyuncu başka mevkilerde varsa de oynuyor. Varsa yalnız düzeltsin arkadaşlar. Aynen. Şimdi seçtiğin oyuncu forvet hattında mı oynuyor? Yani sağ kanat, sol kanat, santrafor. Ya benim sorum bu. Benim aklımdaydı. Forvet hattında mı oynuyor? Seçtiğin oyuncu. Cevap evet çok belli. Hareketlerinden belli. Evet. Güzel. Merkez orta sahalar gitti. Sol bekimiz gitti.
Ve geriye sadece 5 oyuncu kaldı, daha 2 soru sordum. Dağılık. Benim yetişmem lazım. Darman duman. Forvet sorusu da böylelikle gitmiş. Oldu. Şu anda 3 büyüklerde oynuyor mu? Oyuncum şu an 3 büyüklerde mi? Oynamıyor. Ne yapıyorsun? Bunu biliyor musun? Bakıyorum, hayır, göster. Öyle var. öyle bir teorim varsa göster. Onun olduğunu düşünüyorsun. Bu. Anlat. Büyük ihtimal o. 3 tamam. Büyüklere eliyorum bir dakika. Okey. Pardon şu. Tamam. Fena yakalamadık bence. Bence de iyisin. Kötü değil. Kesinlikle gayet okey gidiyorsun şu an. Seçtiğin oyuncu Anadolu takımında mı oynuyor? İstanbul harici olarak çağırabiliriz. Güzel oldu bu. Çünkü sadece 3 kişi var. Ve bu 3 kişiden sana benzeyen bir kişi var. Fiziken sana çok benziyor. Seçtiğin oyuncunun gözleri mavi mi? Değil. Renkli olanları indireceksin. Evet. Seçtiğin oyuncu şu an Avrupa'da oynuyor mu? Avrupa Ligi'nde oynuyor. Hayır. Kim? Bir sonraki turda öğreneceksin. Şu an şöyle. Muhtemelen ben senin tahmin ettiğin seçtiğin oyuncuyu buldum. Sana şöyle bir hak doğuyor haliyle. Sen şu an bir tane işkillendiğin oyuncuyu yalandan bana sıkabilirsin. Seçtiğin zaten oyuncu bu. Zaten her türlü kaybet. Belki buradan kurtarırsın. Seçtiğin oyuncu Yusuf Sarı mı? Aklım çıktı bir an. Değil ama. Yani tutturacağım diye çok korktum. Soruyorum. Seçtiğin oyuncu Serdar Güller mi? Evet. Kim seçtiğin oyuncu? Ben mi? Bir dakika, ikinciyi söyleyeyim mi? Nazım sen geldin. Değil. Kim de o zaman? Emre Kılıç. Emre Kılıç. Bravo abi. 1-1. Güzel. Güzel. Bu arada bu bölüm bayağı iyi oldu. Yani ikinci tur kıran kırana gitti. İyi soru eledik. Hırslandım, çok hırslandım. Bayağı kafa yordum soru. Bu arada şimdi final. Hani bunu alan kazanır. Asıl sen burada göreceksin. Tabii sen başlıyorsun. O yüzden diyorum, bak başlamak avantajlıymış. Sanki kötü bir şey yapıyormuşum gibi davrandım. Yok, ben eşit olsun diye dedim. Ne kötü değil. Ben hani eşitlik olsun diye. Ya her zaman konuğumuz başlar ya. Bu iş böyledir. Ne diyorsun? Oyun sardı değil mi? Sardı. İkinci el daha çok sardı. Ben bu arada yani bunu satacağım dedim. Öyle bir niyetim var. Hani çok ciddi arkadaşlar. İnanılmaz bir yorum vardı. Gayet farkındayım ama dediğim gibi orada uğraşılması gereken çok fazla şey var. En Kerem sizin de... için acayip şeyler yapıyor arkadaşlar. Aynen. Bunu söylüyorum samimiyetimle. Lütfen hani 2 saniye gerçekten şey değil, abone olun falan, klasik konuşmayacağım ama like atmanız, insanların önüne çıkması önemli. Sizin için daha güzel şeyler yapması için gerçekten desteğinizi, hani destek değil böyle şey gibi olmasın da, beğenirseniz yani çok mutlu oluruz yani. Motivasyon için söylüyorum bunu. Kesinlikle. Bazı dönemler hani insanların motivasyonu düşebiliyor. Birazcık böyle sohbet de ediyor olacağız ama. Evet. Benim için de aynısı geçerli. Şu an aynen. Senin yani genel... benim de durumum aynı. Emir, diğer arkadaşlarımız. Hani tabii ki biz de insanız günün sonunda. Bazen hani eğlence videosu çekmek zor olabiliyor. Ama günün sonunda işimizi seviyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Oluyor. Aynen öyle. Birlikte aşacağız. Aynen öyle. Desteklerin sayesinde aşacağız bugünlerde. Ve bu videoyu ileride unutmayın arkadaşlar. Çok kıymetlenecek. Evet. Teşekkür değerlenecek. Teşekkür ediyoruz. Yine sendeyiz. Oyuncu... Oha! Direkt oyuncu seçtim. Evet. Seçtim. Evet. Wow, çok hızlı. Ben hiç o kadar hızlı karar veremeyeceğim. Vereyim mi hızlı karar? Ya ben aslında... Elim gitti biliyor musun? Sen seçtin dediğin tamam, için okay. Seçtim. Tamam, okey. Yok, sıkıntı yok. Gerçekten beraber. Böyle kalbimden neden... Yani, o da gitti yani. Ben bunu seçmedim. Tamam. Kalbimden o geçti elimdeydi. Yani. Sen deyince evet dedin. Tamam, öyle yapalım. Ben de aynı sistem yapacağım. Seçtiğim oyuncu... Seçtim. Sen de bir daha göster abi. Es zamanla. Güzel. Seçtiğin oyuncu... Hızlı başlıyorsun ha. Hiç eyvallah yok. Evet, son tur arkadaşlar. Finaldeyiz. Seçtiğin oyuncu... Siyahi mi? Kaç tane siyahi var? 2 mi? 3 mü? 3'ünü de indir. Siyahi değil. Evet, siyahi indiriyorum değil mi? Hayır, siyahi. 3 tane siyahi var. Ha, esper de. Yani esper. Ben de sana bonus yapıyorum. Nazım Sangare'yi indir abi. Tamam. Nazım Sangare'yi indir. Evet. Soruyorum. Ulan hepsinde sakalı var. Mesela bir önceki bölümlerde şey yapıyorduk. Seçtiğin futbolcu. 30 yaşından büyük mü? Evet. 30 yaşından büyük. 30 yaşından küçük. Herkes iniyor. Boyu 1.80'den fazla mı? Boyu 1.80'den fazla. Burada 1.80'den fazla oyuncu. Aynen. Semih Şimdi Eylül. Düşükleri indireceksin. Dur yavaş. Düşükleri indireceksin. Düşük işte Emrah Baba, Semih Kılıçsoy. 1.80'den kısadır. Tamam.
Bu saatten sonra senin bilgindeyiz. Tamam. 80'den kısadır. İrfan Can 80 abi 81 de oluyor ama işte. Ben 81'im 79'um Kamburken. Hani orada uyanınca kim ölçtü? Anladın mı? O da önemli. Yani ben yeni kalktığım zaman bir 85'im. Bir gün içerisinde bir 79'a geri düşüyorum. Abi kim? Emre Kılıç kısadır, Edin Bişçe kısadır. Ha aynen öyle. Direkt emin oldum. Yusuf Sarı kısadır, Serdar Güler kısadır, Efe Can kısadır. Caner abi benle aynı gibi de Caner abi sanki kısa gibi. Kısa gibi bence de. 79 falandır o da bence. Baksana Caner abinin boyuna. Tamam, sadece Caner Erkin'e bakıyorum. Çok merak ettim. Bakıyorum. İrfan Can uzundur. Cenk Tosun uzundur. Crespo ile Kaan Ayan. Rafa Silva kısadır. %100. Aytaç uzun. Çağlar uzun. Gezal uzun. Emirhan Topçu'yu kestiremiyorum. 1.81'miş Caner Erkin. Şaka yapıyorsun. İndir ama Caner Erkin değil. Hadi indirdin kaldırma bir de. Caner Erkin. 1 santim için bir günüzü kırmayın. Genel. Yapmayın. Tamam 1.81 dedik Caner Erkin. Caner Erkin 1.81 ise burada şu an eleyeceğim kimse kalmadı. Soruyorum. Oyuncun forvet hattının gerisinde mi oynuyor? Ya bu nasıl soru ya? Kerem mi yok oyuncu kaleci mi değil mi? Oyuncu forvet hattının gerisinde mi oynuyor? Gayet makul bir soru. Hayır. Tamam forvet oynuyor o zaman. Hayır. Bir dakika bir daha niye ki soracağım diyorum ki? Zaten ben eminim canım. Forvet hattının gerisinde mi oynuyor deyince o forvet hattının gerisini eledin o zaman şu an. Evet. Tamam ben de aynı soruyu sorayım sana. Sor. Orta sahanın gerisinde mi oynuyor diyeyim? Sor. Hayır. O zaman patlatacaksın. Defans demek ki. Yok. Şöyle sorsam bir dakika. Savunma hattı mı diye sorabilirsin mesela. Ya savunma hattının önünde mi oynuyor? Evet. Ne oldu? Bir dakika dur. Bir dakika savunma hattının önünde oynuyorsa defansa eliyorum. Savunma hattını eliyorsun. Savunma hattını mı eliyorum? Evet. Oğlum hayır. Soru ters oldu. Bilemezsin. Ben savunma hattı Çağlar'ı ele. Emirhan Topçu'yu eledim. Aytaç Kara 8 numara 6-8 oynuyor. Ama stoper gözüküyor bu arada. Aytaç'ı da eliyorum. Aytaç'ı da eliyoruz. Stoper de oynadığı oluyor. Full forward kaldı değil mi? Şu an full atak baba. Orta sahada var. Atacağım. Ama orta sahada olması lazım. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hala daha hata yapılmadı. Finale doğru gidiyoruz. Hala daha hatamız yok gibi gözlemleniyor. Hata varsa arkadaşlar. Hata var zaten. Siz yoruma şu an kökten yazıyorsunuz. Evet. Bilmiyormuş gibi devam ediyoruz. Yani geliyor. Şey, bulamadan. Geliyor. Geliyor. Evet. Geliyor. Oyuncunun Beşiktaş geçmişi var mı? Var. Ben soruyu ya. Öyle bir soru sor ki. Yıkılsın. Yansın. Yavrulsun. Ben şimdi burada çok büyük çürüde patlatabilirim de o soruyu bulmam lazım. Sen ortak gel. Şey soruyorum. Arkadaşlar bakın burada görüyorsunuz baskı var bak soru öncesi. Manipülasyon. Bir dakika abi. Ben Arda'nın öne doğru cevabı söyledim. Neyse şeydi. Panik yaptı söyledi. Abi. Dur acayip seni bitireceğim ya. Bitire tek kişi kalacak. Tamam. Olacağım onu bekle. Tamam. Şimdi iki tane soru var. Bir tanesi üç tane kalıyor garanti. Üç tane kalırsa... Onu sor. Onu sor. Üç tane kalırsa kötü ama işte. Niye? Bilek devirmem lazım. Tamam. Soruyoruz bunu. Böyle çarptım. Abi bak kafamı karıştırıyorsun bak. Sen fena bir adamsın ya. Hiçbir şey yapmadım. İzliyorsunuz görüyorsunuz. Bu oyuncunun Fenerbahçe geçmişi veya Fenerbahçe'de oynadı mı? Ya da oynuyor mu? Aynı soru zaten. Fenerbahçe tamam. Geçmişi var mı? Ya geçmişinden de geçmiş dönem gibi olmasın. Tamam. Yok yani Fenerbahçe'de oynadı. Fenerbahçe'de oynadı. Oynamayanları mı hissediyorum? Bak sorduğun soruyu evet hayır cevabı ver. Fenerbahçe'de oynuyor mu abi? Öyle bir şey sormam. Geçmişi var mı diye sor. Tamam ama dedin ya Fenerbahçe'de oynuyor mu ya da oynadı mı? Soruyu düzgün cüz bir daha sorar mısın? Seçtiğin oyuncu... Çok kritik bir soru bu. Tamam evet. Seçtiğin oyuncu şu anda Fenerbahçe'de oynamıyor. Oynuyor. Tamam. Sıkıntı yok. Seçtiğin oyuncu. Bitireyim mi? Devam edeyim mi? Sen bilirsin, kalan seni. Bak bitiriyorum. Tamam. Seçtiğin oyuncu Cenk Tosun mu? Değil. Seçtiğin oyuncu... Abi şimdi şeyi düşünüyorum. Seçtiğin oyuncu şu mu diye soracağım. İkisi düşecek diyelim. Tek kalacak ama o zaman kazanamıyorum. Sen bir soru... Senin o zaman o mantıkla direkt oyuncuyu sormam. Ama direkt sana oyuncuyu sormam lazım işte. Onu ama bence orada değilsin. Benim hala bulamama şansım var ya. Ama ya bulursan? Bulabilirsen helal olsun zaten. Seçtiğim oyuncu Mert Hakan Yandaş mı? Değil. Ya nereden bir? Nasıl değil ya? Değil. Şimdi geldim peki benim elimin avucumun içine. Ulan çok iki zor bir oyuncu bu arada yani.
bir Raşit Geza, bir Abubakar. Yani artık bu saatten sonra Mert Yüksektepe hangisini seçmiştir'e döndü yani. Seçtiğin oyuncu Abubakar mı? Evet. Yes be! Ya. Seninki İrfan Can mıydı? Değil. Benim Cenk Tosun'du. Bilmiyorum ya. Yemin ediyorum Cenk Tosun mu dediğinde dedim ya sana. Çok güzel oynadım. Seçtiğin oyuncu Cenk Tosun mu dedim. Çok güzel oynadım. Çok yani, sakin kaldım. Ya diyecektim sonra. Abi Cenk Tosun diyecektim ya. Çünkü dedin ya sen. Bir an korktum. Seçtiğin oyuncu sana benziyor mu dedin ya. Orada dedim blöf yaptı. Blöf yaptı. Doğrumuş, sertmiş yani. Yok, güzeldi abi. Güzel bir etapta. Neyse tebrik ediyorum. Tebrik ederim. Ben de tebrik ama ederim. Ama sen büyük şey kumar oynadın yani. Evet, yani evet benim için birazcık şeydi, seçmesi sıkıntılıydı. Ama niyeyse bu arada Gezal diyecektim. Son anında değiştirdim yani. Hani gerçekten ağzından Gezal çıkacaktı yani. Sen yanardın. Vallahi yanardın. Kayarak yenirdin, değil misin? Üff. Evet, güzel oldu. Vallahi bu kanalda normalde ben yarışmaları çok kazanmıyorum. Öyle bir sıkıntım var. Yapma ya. Aynen. Ama bu kötü oldu bizim. Hayır. Ne be kardeş de senin mesajını biraz. Senin kanalı zaten dediğim gibi kardeşim için. Aynen, çok ama gerçekten kıyasayaydı. Evet evet. Ama şey oldu. Kapa kapaydı. Yorum ya o psikolojik baskı bayağı üstün geldi yani. Evet evet şey oluyor birazcık hani sektim ben de tecrübeleniyorum ya. Burada. Hani konuğa bir gerginlik yapıyorum. Ama çok keyifli, ben çok keyif aldım. Eyvallah. Valla bakalım işte hayırlısı bu. Bu formatla alakalı da çok yapacağımız şey var. Ama daha çok güzel haberlerimiz var. O yüzden ikimizin de kanallarını takip etmeyi ve bize destek olmayı unutmayın. Bu şekilde. Var mı söylediğiniz bir şey? Teşekkür ediyorum. Ben çok keyifliydi. İzleyenlerimiz de umarım izlerken aynı keyfi almıştır. Çok fazla uzatmaya da gerek yok. Hepinizi çok seviyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.